İzin verirseniz Türkçe yapmak istiyorum. Bizler özgürlüğümüze düşkünüz. Bizler siyaseti yaparken halkımızın geleceği için çaba gösteriyoruz, siyaset yapıyoruz. Eğer halkımızı özgürleştirmezsek, eğer geleceğimizi kurmak için çaba göstermezsek, inan ki belediye başkanı olmanın, milletvekili olmanın hiçbir anlamı yok. Ama halkımıza güveniyoruz, kendimize güveniyoruz. Özgürlük için, özgür bir gelecek için hep birlikte her zaman meydanlarda olacağız, sandık başında olacağız. Bugün dünyaya baktığımızda yeni bir dönemin kapısını açıyoruz. Bugün Rojava'ya baktığımızda halkımız özgürlük için, halkımız kutsal toprağı için orada Arap halkıyla beraber, Süryani halkıyla beraber kendi geleceğini kurmaya başladılar. Kendilerini kutluyoruz ve buradan Afrin'e, Cizire'ye, Kobana selamlarımızı gönderiyoruz. Bizler burada da halkımızı yönetime katarak dürüst, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla halkımızın geleceğini elbette ki en doğru şekilde oluşturacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız çoğulcu, katılımcı bir belediye anlayışıdır. Bizim belediyecilik anlayışımız yerinde yönetim anlayışıdır. Biz burada halkımızla, esnafımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, çok değerli annelerimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte Mardin'in geleceğini, Mardin'in kararlarını vereceğiz. Eğer böyle bir anlayışla yola çıkarsak, inanın ki istediğimiz Mardin'i yaratacağız. Bugün Mardin'e baktığımızda Mezopotamya'nın en kadim kenti, Mezopotamya'nın ruhuna uygun bir Mardin'i ortaya çıkaracağız. Kadim tarihi Mardin'i 150 yıl önceki rengine kavuşturacağız. Yapacağımız hizmetleri yine esnafımızla paylaşarak yapacağız. Biz kadınları koruma evi demiyoruz. Kadınlarımız için, arkadaşlarımız için yaşam alanlarını ortaya koyacağız. Yine gençlerimiz için üzülerek söylüyorum ki bazen zaman zaman kötü örnekleri yaşıyoruz. Uyuşturucunun, hapçılığın olmadığı, gençlerimizin eğitim gördüğü, spor alanlarını rahatça kullanabileceği geniş spor komplekslerini oluşturacağız. Yine burada eğer dürüst belediyecilik yaparsanız burada aktarılan para Mardin'i güzelleştirmeye yeter. Biz şu konuda size açık söylüyoruz, söz veriyoruz. Belediyeciliğimizde rüşvet olmayacak. Yine burada rantçılar kazanamayacak. Kazanan halkımız olacak, emekçiler olacak ve ezilenler olacak burada. Yine biz gerçekten Mardin'i yaşatabilecek alanlar yapacağız. Geniş bulvarlarıyla, yeni yaşam alanlarıyla, yepyeni modern insanlarımızın nefes aldığı bir Mardin'i yaratacağız. Yine Mardin'de su sorununu elbette çözeceğiz. Önce kenar
mahallelerden başlayarak merkeze geleceğiz. Önce emekçilere hizmet edeceğiz. Bu konuda size söz veriyoruz. Evet, zaten bizim bir kötü sicilimiz olmadı bugüne kadar. Yıllardan beri belediyecilik yapıyoruz. Yıllardan beri siyaset yapıyoruz. Bugüne kadar belediyelerimizle ilgili, bizlerle ilgili, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili tek bir dava açılmamış. Yine hiç kimse BDP, Kürt siyasetçileri ayakkabı kutularına para sakladı demeyecek. Biz yine şunu söylüyoruz. Biz burada halkların demokrasi mücadelesini ortaya çıkaracağız. Arap halkı, Süryani halkı, Kürt halkı omuz omuza Mardin'i yaşatacak, güzelleştirecek, bir noktaya çevirecektir. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Ben burada Arap halkına, Arap kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bizim özgürlük mücadelemiz sadece Kürtlerin özgürlük mücadelesi değildir. Bizim özgürlük mücadelesi burada bütün yaşayan halkların özgürlük mücadelesidir. Bugün tarihimize baktığımızda 5000 yıldan beri Arap halkı, Süryani halkı, Kürt halkı birlikte yaşamışlardır. Kardeşçe yaşamışlardır. Bundan sonra da 5000 yıl yine Kürt, Arap, Süryani aynı topraklarda kardeşçe yaşayacaktır. Bu topraklar sadece Kürtlerin toprağı değil. Bu topraklar yaşayan bütün halkların yurdudur, toprağıdır. Biz işte devletin bugüne kadar bizi karşı karşıya getirmek istediği o yılları bozacağız. Arabıyla, Kürdüyle, Süryanisiyle hep birlikte özgürlük ve demokrasi mücadelesini vereceğiz. Yine hep birlikte burayı güzelleştireceğiz. Evet, Mardin bir turizm kenti, Mardin bir dünya kenti.